Veteriner arkadaş çağırdım. O da diyor ki masrafım çok olur. 500 lira olur. Ben de diyorum ki göre göre. Hastalık kalırsın ya. Hasta kalma. İçeri yap kendek. Koklanır oraya. Silah koy. Hastalık. Lan orada daha vermemiş tavuk da var. Özgür. Bu tarafına canlama geçin. Sonra internete gir Özgür hayvan sever hayvanatlarına. Hayvan servisi yok mu bunlarda ya? Ceza da bir az ceza oluyor. Allah bunlar. Yani yaşamaz da. Biraz yesin o şeyde çamlıkla yücel var. Çıtlar o kadar bindir. Yürü ana kalkar mı yerinde ya? Ne kalkar 2000 diye. Dışarı çıkıyor hayvan, oradan buraya geliyor, burada düşüyor. He. Şuraya bak. Ulan hasta olursun ya, hasta olursun ya. Bırakın şunu. Özür, güzelce banyo yap tabi bunda. Şimdi banyo yapacağım zaten. Bunlar burada acıklar, 2-3 tane falan ölmüş. Gece gelip, gece gidiyorlar. Ben gidin, gettim kardeşim. Siz artık onu yaz ile altına yazın, ne yapalım? Bir tanesine ahırı kiraya verdim. Adam geldi, tavuğunu altını içeri doldurdu. Gelip bakmadı, hepsi kırılmış. Şu an at da ölmek üzere. At da ölüyor zaten, fotoğrafını da çektiler. Ben aslında şikayetçiyim. Kime de şikayetim? Mahkemeye de verdim. Bu hale gelişi bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Vatandaşın birisi geliyor, komşumuzun ahırını kiralıyor. Yalnız içeride bir sürü tavuk var, at var. Hiç yani bir 10-15 gün boyunca buraya uğramamış. Biz de veteriner arkadaşa falan gösterdik atı. Atın durumu bu. Açlıktan bu hale gelmiş hayvan. Günlerce içeride kapalı kalmış yani. Biz de geldik şu an işte bir şeyler verdik falan. Biraz yedi, şu anda can çekişiyor yani. Ha, böyle olmaması lazım. Yani bu ilgili kişi kimse eğer bir şekilde cezalandırılmalı yani. Öyle düşünüyoruz. Şimdi oradan da kokudan geçilmiyor. Ahırın içinde 300 tane tavuk ölmüş. Böyle leşleri üstüde adam ölülere de sahip çıkmıyor. Canlıya sahip çıkmıyor. Zaten ölüye hiç sahip çıkmaz. Yani olay bu şekilde. Endişeli misiniz köy atları? Tabii ki endişeliyiz yani, hastalık zaten. Şimdi ben de bu atla ilgileniyorum, üstüm başım berbat oldu. Bırakıp gidemiyorum şimdi. Kargalar gelip gözlerini kakmaya çalışıyor. Şimdi ben sabahtan beridir buradayım mesela, ben kahvaltı bile yapmadım. Burada bekliyorum bunun başında. Şimdi belediyeyi aradım, gelecekler, bakalım ne yapacaklar. Onları da uyutup götürecekler, ne yapacaklar. Yani da eski bir şeyine gelmez diyor bu at. Nasıl geçsin orayı, belediyenin temizlerler, ilaçlarlar. Yoksa hep hastalık almış. Kardeşim şey, ben jandarmayı aradım. O adam gelecek, kepçeyle gelecek, orayı temizleyecek. Ha, kepçeyle gelecek. Tamam. Araba geldi. Adam sahip sürü mü gidiyor ya? Gece gidiyor, gelip bizi gidiyor. Geçen de gelmiş. Gece gidiyor. Burada hayvan baba at durduyor diyor. Geberiyor. Gelin bakın bir. Daha ölmemiş. Tamam, artık hallediniz.